Hayırlı akşamlar sevgili izleyicilerimiz, hoş geldiniz Akit TV ekranlarına, Kayıt Dışı Tarih programına. iki haftanın ardından artık tarihçi yazar Mustafa Armağan hocamızla yeniden bir araya gelmiş bulunmaktayız. Şükürler olsun kavuşturana diyelim. Hocam hoş geldiniz, sefalar. Hoş bulduk, görüşürüz. evet. Geçen hafta özledik seni. Geçen hafta biz de <laughs> sizleri özledik. Evet. Kandil münasebetiyle programımızı icra edememiştik. Ve evet. e, tabii siz... Kandil Özel yayınında siz vardınız ama ben yoktum tabii. Ee, sevgili izleyiciler, bu haftada inşallah Eyvallah. iki saat boyunca güzel bir tarih muhabbeti yapalım. İstiyoruz e, inşallah. E, ve tabii kısıtlamalar da olduğu için herkes e, evinde şu anda programı bence ilgiyle takip edeceklerdir. Sorularınız da olacaktır. Ekranda WhatsApp numaramızı görüyorsunuz. <laughs> Olabildiğince kısa bir şekilde sorularınız varsa yazabilirsiniz. Biz de ikinci bölümde en azından birkaç soruyu Mustafa Armağan hocamıza sormaya çalışacağız, çabalayacağız diyelim. Bu hafta yine önemli bir konuyu gündemimize almaya çalıştık. Nedir o? Tarihteki aslında bu özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan cinayetler, siyasi suikastlar. Efendim, yani nasıl nitelendirelim onu bilmiyorum ama Van'da 33 kişinin e, maalesef e, hayatını kaybetmesi olayı, e, bütün bunlar konuşulmaya değer konular esasında. E, çünkü çok fazla <laughs> üzerinde durulmayan şeyler evet. e, esasında. Yani e, kitaplarda bulmak çok zor. Zaten ders kitaplarında olması mümkün değil. Mümkün değil. E, zaten olanı doğru düzgün yazmıyorlar ki <laughs> hele hele bunları. Hayatta hiçbir şekilde yani hadi e, şimdi mesela bu bu akşam Sabahattin Ali'yi konuşacağız efendim e, Ali Şükrü Bey'i konuşacağız ama Van'da o yaşanan Muğla'lı olayı ya da 33 kurşun evet. e, hadisesi katliamı onu e, kimse bilmez yani çok fazla İl, meraklı çok çok Ali, yani böyle bil. üzerinde e, bir merak evet. saygıyla okuyanlar dışında mesela bu hadise olsun. Son zamanlarda Boraltan evet. Köprüsü faciası olsun. Ee, aslında tek parti döneminin bence tam olarak bir muhasebesi yapılmış değil. Evet. Biraz Demokrat Parti döneminde birazdan bahsedeceğiz. Bir miktar sorgulamalar yapıldı. Bazı dosyaların üzeri açıldı ama gerçek manada henüz tek parti dönemi e, hesaplaşması yapılmadı Türkiye'de. Evet. Ve hepsinin içinden inönü. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bir tereyağından kıl çeker gibi sıyrıldı. Şimdi kalkıp bize Sabahattin Ali güzellemeleri yapıyorlar. Utanıp sıkılmadan evet. hapislere atan efendim e, şiir yazdı diye bezdirilen. şiir yazdı diye yargılatan ondan sonra adamı dediğin gibi yaşamaktan bezdiren başın önüne eğilmesin, aldırma, gönülü aldırma. O aslında bir dramdır. Evet. Sabahattin Ali'nin dramıdır bu. Yani biz böyle eğlence şarkısı falan gibi söylüyoruz. Adam artık yani kendine terk ediyor. Başın önüne eğilmesin. ya yani bu kadar şey yaşadın. Evet. Hapisler yaşadın. Şeyler yaşadın. Ya elinde kalemi olan bir adam yani. Evet. Ee, ve en sonunda da hayatına mal olacak bir karanlık operasyon. Şimdi bunun gibi bir takım siyasi cinayetler 1920'li yıllardan e, itibaren e, hani 50'ye kadar o tek parti yahut CHP iktidarı döneminde e, çok sayıda örnek var karşımızda. Bu bizzat bir insanı bazısını mecliste, bazısını bir işte papazın bağında, bazısını bilmem e, açık alanda işte kurşuna dizilme falan gibi yani bizzat bir öldürme cinayet. Evet. Ama bir de e, kültürel yahut e, sosyal yahut insanların dünyasına e, ve bir milletin karakterine, milli vasfına yapılan e, saldırılar var, cinayetler var. Bunlardan bir tanesi de mesela arşivimizin kamyonlara veya vagonlara doldurularak Bulgaristan'a satılması. Bu da bir cinayet değil mi? Kesinlikle. Yani sen ne hakkın var benim ecdadımın bıraktığı arşiv belgelerini Bulgaristan'a okkası bilmem 25 kuruştan satma. Yani böyle bir şey tarihte görülmüş bir şey değil. Belgeyi saklarsın, şey yaparsın, muhafaza edersin, göstermezsin ama orada kalır. Şimdi Bulgaristan'a yalvar yakar oluyoruz, bize bir fotokopi ver bilmem ne şimdi. Bu da bir cinayettir evet. benim e, anlayışıma göre. Onun için bu dönemin hepsini tabii konuşamayacağız bu akşam. Hı hı. Sınırlı bir vaktimiz var ama en azından birkaç sembol hadiseyi evet. e, Sabahattin Ali'den başlayarak konuşmaya kaydedelim. Tek parti inşallah. dönemi cinayetleri diyebilir miyiz hocam buna? <laughs> Arkadaşlarımız böyle KC'ye yazsınlar. Yani çünkü e, o döneme evet. ait olan e, cinayetler ve aydınlantılamamış ne yazık ki. E, ve neden işlenildiği e, hakikaten Soru işareti kafamızda. Sabahattin Ali ile başlayacağız sevgili izleyiciler. Çünkü 2 Nisan 1948'de cinayete kurban gitti. Bulgaristan'a geçiş yapacağı sırada Ali Ertekin tarafından. Şimdi 1948 olunca evet. 73 sene önce evet. işlenmiş bir cinayetten söz ediyoruz. Bugün hakikaten Sabahattin Ali deyince pek çok güzellemeler... <laughs> yapıyor e, malum çevre ama o dönem yani hayatı kendisine nasıl dar dar etmişlerdi nasıl bir ideolojik baskı vardı üzerinde e, ve yaşarken kıymeti bilinmemiş olan yazarlardan bir tanesi Elbette biraz hayatını e, konuşalım hocam sonra da neden böyle bir süreç yaşandı Evet e, bu sorunun cevabını verelim Sabahattin <laughs> Ali e, bu arada onu söyleyelim, düzeltelim. Sabahattin Ali değil, yani bizim bildiğimiz hı hı. Ali uzatarak e, kullanmak lazım. Yani Sabahattin Ali diye yazılması lazım. İşte bakın eski yazıdan evet. yeni yazıya geçerken nasıl bir şey yapıyor. Ali kelimesi, başka Ali kelimesi, evet. e, başka buradan başlayalım. Böyle hatalar zinciri böyle başlıyor. Kendisi bir öğretmen, e, eli kalem tutan. ...yazan şa şair... Hı hı. ...hikayeler yazıyor. Şu anda elden ele okunan... ...hikayeler. Bazıları hakikaten e, çok güzel... E, ...dramatik... E, ...ve böyle insanın... ...tüylerini diken diken... ...edecek kadar... ...o insan dramına bizi sokan... Yani ...başarılı bir hikayeci. E, bu... Öğretmenlik yaparken 1931 yılında Aydın'da bir erkek sanat mektebinde öğretmenlik yaparken... ...ondan sonra bir talebe grubu, bir grup talebe kendisini şikayet ediyorlar. Bu Cumhuriyet rejimini kötüleyici propaganda yapmaktan dolayı öğrenciler, öğretmenleri şikayet ediyorlar. Neymiş burada... Ee, Sabahattin Ali bir şiir yazmış. Ve bu şiir yani, e, biraz duyulmuş ve anlaşılan derslerde biraz kendisinin sosyalist dünya görüşüne de bir yakınlığı var. Yani o yıllarda, 30'lu yıllarda çok enteresan. Mesela ben bu e, Muhit diye bir dergi çıkıyor aldım ya bayağı sosyalist propagandası yapılıyor resmi Türkiye'de basılmış. Evet. Sovyetler Birliği ne kadar güzel ne kadar muhteşem ne kadar harika işler yapıyor filan. Şimdi o yıllar Osmanlı'dan insanlar koparıldığı için e, ve Batı ile de tamam Batılı olacağız falan filan ama e, Batı tarzı biraz demokrasi falan var onlarda. E, o da çok şey değil yani çok fazla. Demokrasiyi bilmem neyi öne çıkarttığın zaman e, bizim ülkede demokrasi yok İyi. yani. Şimdi dolayısıyla onları parlatmak aleyhe netice evet. doğuracak diye çok fazla o demokrasi, memokrasi vurgusu yapılmadan yani batıllaşma diye anlatılıyor. Fakat daha çok Sovyetler Birliği'nin çünkü o dönemde bize de yakın hı hı. ve işte alışveriş yapıyoruz, kültürel etkiler oradan. Ressamlar, şunlar, bunlar geliyor. Bizim e, şeyler, gemiler e, bir sanat gemisi var o Petersburg'a gidiyor falan. Yani biraz Rusya ile yakınız çünkü ne kadar olsa onlarda da bir lider var, bizde de bir lider var. Onlarda da işte bir e, tek bir parti var, bizde de tek bir parti var. İşte bir şey programı var. Onlar da ateizm programı yürürlükte. Bizde de işte laikliği ateizm olarak yorumlayarak bir takım çalışmalar yapılıyor. İkisi de dine, soğuk bakan hatta dışlayan, kamusal alandan dışlayan bir yaklaşıma sahip. Dolayısıyla o yıllarda Sovyetler Birliği üzerinden komünizme bir sempati uyanıyor. Sabahattin Ali'nin de böyle bir sempatisi var. Yani kendisi bu şey değil tabii ki. E, Bunu nereden yaşıyor? Almanya'ya gönderiliyor dil eğitimi için aslında. Değil mi devlet tarafından? Orada mı yani tanışıyor? E, nerede tanışıyor? Tabii Almanya'da bir sosyalist damar bir ara hatta bir darbe marbe yaptılar Almanya'da iktidara gelmek için. E, ama başaramadılar. Bu Birinci Dünya Savaşı'nın arkasından. Evet. E, orada muhtemelen o, o tür yayınları okuyarak bir e, e, şeye kapılmış durumda. E, bir de şeydi Nazım Hikmet de 1920'li yılların ikinci yarısından itibaren bir takım gençlere, genç edebiyatçılara, yazarlara işte Kemal Tahir falan da onların içerisinde bu fikirlerini terkin ediyor. O da bir de tabii mesela şimdi belki çok cazip olmayabilir ama o dönemde sosyalist olmak biraz daha cazip hale geliyor. Niye güçlü çünkü yani Batı'ya karşı en güçlü tavrını ortaya koyan hani bugünün bugünkü gibi değil. Bugün Mesela bir gençe çok öyle cezbet yapacak. Tabii abi bugün artık ideolojiler yani çöktü tabii. Çöktü o olduğu ama, için yani, ama o dönem çok daha böyle güçlü kuvvetli. Evet. Yani bir... Marksizmin bizim gençlerimizi cezbetmesinin sebeplerinden bir tanesi de Batıya karşı bir e, duruşu. Evet. E, yani Sovyet tipi Marksizmin Batıya karşı bir duruşu tetiklemiş olması, sorgulamış olması bu hoşumuza gidiyordu. Yani gençler birinin, e, oraya doğru yönelmesindeki sebeplerden bir tanesi de haklısın. Hı hı. E, buydu. Neyse o kısım konumuzun dışında Sabahattin Ali e, bu düşüncelerini zaman zaman derslerde ifade bu da gerçekte ne oldu? Yani evet. bunlar bize resmi Şeyden, gazetelerden, şuradan, buradan... aktarılan bilgiler... böyle toparlanabilir. Gerçekte... E, olan şey şudur. Bu istihbarat... E, o dönemde... Sabahattin Ali'den... kurtulmak için... böyle bir... tezgahı kurdu. Yani... Sabahattin Ali tuzağa düşürdü. Evet. Bu insan kaçıran şeylerle onları kendisine musallat etti. Yani haber verdi bir şey yaparak organizasyon yaparak. Sabahattin Ali burada tuzağa düştü. Yani gerçekte devletin adamlarıyla şey yapmış oldu. E ne oldu? Devlet kendisi öldürmemiş oldu. Yani görünüşte. Ali Ertekin öldürmüş oldu. Ama Ali Aytekin oraya getiren ve onun içinde bulunduğu şebekeyi Sabahattin Ali ile irtibata geçiren bir e, organizasyon yapıldı. Bunlar bir pazarlık e, süreci ile e, bunu gerçekleştiriyor ve neticede ne oluyor? Bakın burada çok önemli bir hadise gerçekleşiyor. Sabahattin Ali ...devlet tarafından öldürülmemiş oluyor. Ve Bulgaristan'a... ...kaçacağı... ...bilgisi... ...ne işimize yarıyor? Bak komünist... ...zaten çok... ...matah bir adam değil. Gitti komünistlere sığınmak istiyordu. Belasını buldu. Kimse de savunamaz hale geliyor. Üç. Üçüncü şey. O dönemde... ...bütün solculara... ...en büyük... ...aba altından sopa gösterme... Abi. Bir daha sizden bir kalkışan olursa bakın kafası nasıl ezildi gördünüz. Kimliği bile ancak çorabından tanınabildi. Dolayısıyla bu çok büyük bir gözdağıdır. Evet. Ve bir taşla birkaç kuş vurulmuştur ve artık Demokrat Parti dönemine kadar bir daha kimse sesini çıkaramaz hale e, getirilmiştir. Dolayısıyla ben e, Nim kanaatim burada Çoban tarafından aylar sonra çürümüş halde bulunduğu bilmem ne yani aylar sonra çoban bir çürümüş cesedi alacak onu çıkartacak bilmem ne yapacak yani bunların hepsi bir e, hikayedir dolayısıyla burada bir e, faşizmin bir insanı hayatını nasıl kararttığını ve onun öldürülmesiyle diğer muhariflerin nasıl hizaya sokulduğunu enfes bir örneği bu. Bir evet. Derin devlet operasyonu yani karşımızda. Dolayısıyla Sabahattin Ali böyle bir hadise yaşadı. Ama bunu işte dediğim gibi ortaya çıkartacak cesarette bir meclis araştırması, bir hukuki takip, vesaire işte biraz önce biraz sonra şeyi o konuşacağız. Muğla'da olayını konuşacağız. Orada da bu sefer başka bir mesele karşımıza çıkacak. Bunların e, tarihe tam olarak herkesi tatmin edecek şekilde resmi resmi kayıtlardan yola çıkılarak anlatılması ve yazılması e, gerekir. Bizim istediğimiz bu. E, yoksa Sabahattin Ali güzellemeleri yaparak işte bilmem kitaplarından cümleler koyarak Sabahattin Ali'nin ruhu şahid edilmez evet. neyse onun e, nasıl bir operasyonla ortadan kaldırıldığı e, resmi kayıtlara dayanarak ispatlanmadığı sürece de bu sürüncemede kalmaya devam edecek. 3 yıldır bu şekilde böyle geldi geçip gidiyor. Arkadaşlarımız az önce küpürü bir daha verebilir misiniz? O e, Cinayeti işleyen Ali Ertekin'in gazetelerden yansıyan haberi. Bir önceki, ee evet yani Sabahattin Ali ee, cinayeti işte bu şekildeydi sevgili izleyiciler. Sabahattin Ali'nin katli davasına Nisan'da başlanıyor. Komünist Muharrem'in Muharif dostları cesedi kırklar elinde gördüler ve üzerindekilerin Sabahattin Ali'ye ait olduğunu Bildirdiler deniliyor. Bir önceki ya da bir sonraki haberde de işte hadiseyi anlattı adam. Normalde katil vesaire gibi bir şey de yazması lazım ama Kırklar eline giden arkadaşlarımız dün akşam hapishanede Ali Ertekin'le görüşmeye muvaffak oldular. Sabahattin elbiselerini onun tarafından öldürüldüğünü anlatmak üzere sakladım. Meseleyi derhal zabıtaya bildirmemek için de Sebepler vardı. Yani bu da enteresan diyor. değil mi? Yani öldürüyor. Onu ben öldürdüm diyebilmek için elbiselerini çıkartıyor ve saklıyor gidiyor. Diyor ki ben öldürdüm. Nasıl bir şey Ispatı bu. da bu. Karabela Hüsnü Kevassan'ın <laughs> bir filmi var. Ya, <laughs> evet. o, onun gibi bir hikaye değil ki bu. Yani bir cinayet var ve e, o dönemin gerçekten de isim yapmış zardarlar evet. arasında. Acı, hep kafada işte şöyle bir soru beliriyor hocam. Acaba Sabahattin Ali Bulgaristan tarafına geçmeyi başarmış olsaydı neler yazardı? Nasıl şiirler kalem alırdı? E yani tabii o, yani o, hiçbir zaman Çok genç tabii ha? öldürüldüğü tarihte e, daha yani bir evet. 20-30 yıl en azından yazarlık hayatı devam edecek e, birisi işte Sinop Cezaevi'nde evet. yazdıkları Ortada yani orada çok kaçmayı da planlamış, başka şeyler de yapmaya çalışmış evet. falan. Böyle bu, Tabii bunların hepsi senaryo. Yani bizim e, anlattıklarımızda Rasih Nuri İleri diye bir sosyalist yazar var. O mesela jandarmanın karakola götürdüğünü ve orada bir erin işkencenin dozunu fazla kaçırması üzerine Ali'nin öldüğünü bunun üzerine cesedi götürüp yakaladıkları yere bıraktıklarını... Hı hı. Cesedin Şükrü adında bir çoban tarafından aylar sonra çürümüş bir halde bulunduğunun çobanın cenaze namazını kılıp gömdükten sonra jandarma ihbar ettiğin falan böyle sonra, çeşitli senaryolar. Onun, tabii bu ciddi bir gözdağı oldu ya e, evet. o dönemki işte e, komünist 48, yazarlar, sosyalist evet. yazarlar tarafından. Hiç mi bir şey demediler gerçekten hocam? Yani hiç hiçbir böyle ses çıkaramadılar ya da çıkarsalar da duyulmadı mı? yani tek tük böyle şeyler oldu ama büyük bir şok ya, çünkü Devlet yani, bir de tabii için. bu bu meseleyi mesela ancak bu kadar açıklıyor. Evet. Bu kadar mahkemede işte, yakaladıkları adamın açıkladığı neyse o kadarını biliyorlar. Yani tabii e, belki e, işin iç yüzünü bilen birileri vardı o dönemde. Bunları e, yazdı, çizdi, belki de bir kayıt ama da bıraktı ama onları lazımdı. henüz e, biz bilemiyoruz. Bununla ilgili şu ana kadar yazılan kitaplarda böyle değişik e, senaryolar yapıyor. Mesela Abidin Nesimi e, enteresan bir şey söylüyor. O da yine sosyalist. Söyle e, diyor. Katil Ali Ertekin söylediği kadar vatanperver bir insan olsaydı ezilecek kafayı seçmekte bu kadar büyük bir yanlışlık yapmazdı diyor. Cümleyi görüyor musun? Evet. Ezilecek kafayı seçmekte bu kadar büyük bir yanlışlık yapmaz. Gerçekten vatansever olsaydı ezeceği başka kafalar vardı. Evet. Ama vatanperver olmadığının en büyük delili Sabahattin Ali gibi bir masum insanı e, öldürmesi. ifadesinde şey diyor yani milliyetçi e, gerekçelerle öldürdüm işte vatanına bağlı görmediğim için Türkiye Cumhuriyeti karşıtı yani olduğu Yani onlar hikayeti öyle. yani bu şekilde ifade ediyor. Şimdi e, bu arada soru varsa bir 5-10 dakikamız kalmış reklama. Az evvelki şiiri tekrar okuyabilir mi diyor Murat <laughs> e, isimli sevgili izleyicimiz Murat Bey Murat ha, Kaya. Hangisini? Özür o, e, özür, özür manzumesi mi? Özürden önceki. Çünkü o e, bunu da bir video etmişler, yapalım bari. Merak etmişler orayı, araştıracaklar <laughs> Hı -hı. büyük ihtimal. Şiirin bir adı yazıyor mu hocam orada kitapta? Vallahi şiirin adı Ama dizelerinden yok çünkü bulurlar, çıkarırlar. Bir yerde yayınlanmış değil. Yani bir yerde yayınlanmadığı için bir başlık da koymamış ama. Hı -hı. E, okumuş bir yerde. Yani okuduğu zaman milletin çok hoşuna gitmiş. Orada not almışlar. Not yani kendisinin yazılı bir belki vardı da ima. Evet. Etmiş de olabilir tabii ki. Bu şiiri şöyle okuyalım. Belki küçük bir videosunda yaparız o zaman. Hey ana vatandan ayrılmayanlar bulanık dereler durulmuş mudur? Dinmiş mi oluklu akan okanlar büyük hedeflere varılmış mıdır? Asarlar mı hala hakka tapanı? Mebus yaparlar mı her şaklabanı? Köylünün elinde var mı sabanı? Sıska öküzleri dirilmiş midir? Cümlesi beli der Enel hak dese Hala taparlar mı koca terese İsmet girmedi mi Hala kodese Kel Ali'nin boynu vurulmuş mudur? Bundan sonraki kıtayı okumuyorum. Onu da siz bulun, evet. okuyun. Bu e, kadarını şey yapalım. Hakikaten bir şair şeyi var adamda. Kumaşı var. yani Sabahattin Ali'de böyle o bazı şiirleri de biliyorsunuz bestelendi, şarkı yapıldı. Çok güzel bir Türkçe ile o duygularını harmanlayarak hakikaten güzel şiirler de yazmış. Ama asıl şeyi hikayeciliği ve romanıyla temayüz etmiş bir yazar. Ee, Sinop Hapishanesi'ne yazdığı bir hikayede mesela böyle beni hala etkilemiştir böyle okuyuş hatırladığımda bile şey yapıyorum İki tane mahkumun Sinop biliyorsun o kalenin e, duvarlarının içine yapılmış Sinop Hapishanesi onlar böyle bir de tecrit hü hücresi varmış buradan duvarı delip kaçmayı planlıyorlar böyle tuğlaları Uzun uğraşmalardan sonra işte çıkartıp çıkartıp bir böyle bir duvarda da bir deprem mi olmuş bir şey olmuş bir tuğlalar tam birkaç tanesi gevşemiş. Bunu fark ediyorlar. Ee, diyor ki işte şey yapacağız bunu e, çıkaracağım. Ondan sonra dışarı çıkarken işte bir torba içinde bunları çıkartıp denize hani şeye verdikleri zaman volta evet. sırasında e, atacağız falan filan arkadaşıyla anlaşıyorlar. Ve bunlar bayağı çalışıyorlar ve yani bir insanın kendisini sokabileceği kadar bir oyuk açıyorlar surların içerisinde ama gizliyorlar tabii dışarıdan görülmeyecek bir şekilde. Bu arkadaşıyla karar veriyorlar. Oradan kaçacaklar. Tam denize atlayacaklar. Arkası deniz. Tam kaçacağı sırada bekçiler bunu Fark ediyor gardiyanlar. E, o içeriye giriyor ikinci arkadaşı. Girerken gardiyanlar bunu yakalıyor. Ondan sonra alıp tutukluyorlar. Tabii öbürü kaçmış, nereye gitti. E, denize bakıyorlar, denizde araştırma yapıyorlar. Orada yok, işte oraya bakıyorlar, buraya bakıyorlar. Soruların üzerine çıkıyorlar, bakıyorlar. Bulamıyorlar adamı. Bunun üzerine duvarı gelip güzelce sıvıyorlar. içeriden ve dışarıdan. Tekrar orada fiyatmaya evet. kalkmaya başlıyor. Yani Amerikalılar belki bu şeyde Yeşil Yol filmi miydi? Yani o da benzer bir şey mi? İlham almış olabilirler. Evet, yani 30'lu yani. yıllarda yazdığı bir evet. hikaye ve Peki, ondan sonra e, o ben de şey şeyde, çok, reklama gideceğiz. Ki. Şöyle bir ayrıntısı var yalnız. Daha sonra bir şekilde bir deprem sırasında o tuğlalar ve sıva dökülüyor. Hmm. Ee, bir anda bunlar tekrar orayı kolaçan ederken içeride bir iskelet görüyorlar. Ayakta duran bir iskelet. Böyle yan tarafa doğru hmm. görünmeyen bir yerde adamcağız oraya saklanmış. Orada e, ayakta ölmüş falan bir diye. Böyle... Sonu <laughs> evet. kötü <bitti>. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir hikayeydi. Öyle evet. değildi. Evet. evet. Ben de hani tasvirleri falan hani kalemi gerçekten güçlü ama o e, en meşhur e, Kürk mantolu Madonna kitabı çok meşhurdur roman. Evet. Beni pek fazla etkilemedi. Niye bilmiyorum yani. iki kere okudum ben onu. En son askerde okumuştum. E, kapı görevlisiydim nizamiyede. Hı -hı. Boş vaktimiz oluyordu orada. Baya hani güzel tasvirler var. Vay be bunu ne, nasıl düşünmüş, nasıl hayal etmiş falan diyorsunuz ama... Ee, hikaye çok. Onu siyasi şey... göndermelerini falan şey yapmak evet. lazım. Aa, evet. Yani o biraz. Belki de ben o yetkinlikte evet. değildim. Yani o da olabilir. <laughs> Hocam kısa bir araya gideceğiz. Ee, sonra devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Bize çok kısa bir müsaade. Birazdan yine buradayız inşallah. bunu mu koysam yoksa şunu mu koysam? Hangisini paylaşsam ya? 25 GB 65 lirayken hepsini paylaş. Çünkü internet senin paylaşımlarınla güzel. Çekilişlerinle, etiketlerinle 10 GB 44 liraya her türlü güzel. Yine mi çekiliş? İki kat çekim noktasıyla Türkiye'nin her yerinde güzel. Her hafta sil süpürden sürpriz hediyelerle daha da güzel. Hadi sen de Türk Telekom'un yepyeni tarifelerine gel. Bol bol gigabyte seninle güzel. <laughs> Doğayla bir arada teraslı ve bahçeli bir yaşam Köy Zekeriya Köy'de. Şimdi 120 ay 0.99 vade farkıyla siz de ev sahibi olun. Köy Zekeriya Köy. Hayatın doğal hali. Emlak konut güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi 444 36 55 ve emlakkonut.com.tr'de. Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life'da tüm düğün paketlerinde yatak artı baza hediye. Üstelik %40 daha uygun. Suya hasret bir coğrafya Afrika. Bir damla su demek, kilometrelerce yol, saatlerce çile demek bir yerde yetim varsa orada umutla beklenen de vardır. Türkiye Susuzlukla kurumuş topraklarda umutluları yeşertendir Türkiye. Gelin suya hasret mazlumlara hayat olun, hiç kapanmayacak bir amele vesile olun. Su hisse bedeli 5000 liradır. Giran Nur Derneği 0216 621 7445. Unutmayın ki Türkiye beklenendir. Yüksek iskonto kredi kartına taksit ücretsiz kargo. Toptankitapdağıtım.com hizmetinizde. Bellona'dan anı durduran tasarımlar şimdi fiyatları da durduruyor. Üstelik mevcut indirimlerin üzerine tüm ürünlerde geçerli %10 indirim ve maksimum kartı özel avantajlarla. Şimdi Bellona'ya gelenler baharı yaşıyor. Binsel'de yükleme festivali başladı. Tek seferde 40 lira yükleyene aylık 2 GB, 50 lira yükleyene aylık 5 GB hediye. Katılın, gigabaytlarca hediye kazanın. Yükleme festivali Binsel'de. Binsel, Binde. Hibiskus, meyan kökü, limon, elma, siyah havuç. No ne kola ne gazoz. No on. No on. Türkiye'nin yeni gazlı içeceği. No Milletçe içiniz, rahat içiniz. Doğal olarak torkudan. emlak konut bilgilendiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Sıfır Atık Projesi kapsamında bugün yüzde 13 seviyesinde olan atık geri kazanım oranının 2023 yılında 35 seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Emlak Konut bilgilendirdi. Bunu mu koysam yoksa şunu mu koysam? Hangisini paylaşsam ya? 25 GB 65 lirayken hepsini paylaş. Çünkü internet senin paylaşımlarınla güzel. Çekilişlerinle, etiketlerinle 10 GB 44 liraya her türlü güzel. Yine mi çekiliş? İki kat çekim noktasıyla Türkiye'nin her yerinde güzel. Her hafta Sil Süpür'den sürpriz hediyelerle daha da güzel. Hadi sen de Türk Telekom'un yepyeni tarifelerine gel. Bol bol gigabyte seninle güzel. edilen, hayata damgasını vuran teknoloji. KUA Granit, şimdi eşit dağıtım yöntemiyle halka arz oluyor. Lampist aydınlatma 25 yıldır geleceği aydınlatıyoruz. İleri led teknolojisi ve yüksek üretim kapasitesine sahip dev tesislerimizde yerli ve milli imkanlarla kaliteli ve dayanıklı binlerce ürün çeşidini sizler için üretiyor, Türkiye'yi ve dünyayı aydınlatıyoruz. Aydınlatmada birinci tercihiniz Lampist. Nerede ışık orada biz. Her türlü emlak alış ve satışı. Mevsim geçişlerinde bağışıklık destekleyici etkisiyle Aksu Vital Eferus Ailesi içerdiği zengin vitamin ve mineral desteğiyle güçlü koruma sağlar. efervesan tablet kullanımı kolay, tadı güzel. 32 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life'da tüm düğün paketlerinde yatak artı baza hediye. Üstelik yüzde 40 daha uyguna. Allah'ın kelamıdır Kur'an. Biz kullarına hitabı. Odur rahmet. Odur müminlere şifa kaynağı. Fazla söze ne hacet? Tek yol sana sarılmaktır. İnsanlar cennete, cennetse hafızlara aşıktır. Afrika'da senin de bir hafızın olsun. Bir aylık burs bedeli 200 liradır. Hiranur Derneği 0216 621 74 45 kapanabilen, pratik ambalajıyla keyifle içebileceğiniz Premium Filiz Çay. Karalik Çay'ın Krali. En uygun fiyatlar. %100 güvenli ödeme. Her yere ücretsiz kargo. Elektriğe dair ne varsa teknikspotsatış.com'da. teknikspotsatış.com Teknik elektrik güvencesiyle. 8 iskonto, kredi kartına taksit, ücretsiz kargo. Toptankitapdağıtım.com hizmetinizde. Ne kola ne gazoz. No on. Türkiye'nin yeni gazlı içeceği. Milletçe içiniz, rahat içiniz. Doğal olarak Torku'dan. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim bilgilendiriyor. El birliği sistemi nedir? Emin Evimin el birliği sisteminde ev satın almak isteyen katılımcılar bütçelerine göre özel olarak belirlenmiş gruplara dahil olurlar. Her bir grubun özelliği satın alınacak gayrimenkulün taksit sayısıyla eşit sayıda üye barındırmasıdır. Örneğin 100 ay taksit ödenecek bir gruptaki üye sayısı da 100 katılımcı olmaktadır. Her ay ödenen taksitler havuzda toplanarak bir ev tutarı oluşturulur. Her ay noter huzurunda yapılan çekilişlerle sırası gelen katılımcı biriken tutarla ev sahibi olur. En geç taksitlerin yarısında herkes kendi evine kavuşur. 1991'den beri 180 bin aile faizsiz, kredisiz ev ve otomobil sahibi olmuştur. Ayrıntılı bilgi almak için size en yakın Emin Evim şubesine gelin, eminevim.com'a tıklayın ya da 444-3646'yı arayın. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim. Gündem belirleyen ters kutuplar A'dan Z'ye tüm meseleleri tartışmaya devam ediyor. Dış siyasetten ekonomiye, koronavirüs pandemisinden sihalarımıza, terörden iç siyasete her mesele canlı yayında masaya yatırılıyor. Sabri Balaman soruyor. Yeni Akit Gazetesi haber müdürü Murat Alan, gazeteci yazar Ekrem Kızıltaş, Garbiyat Enstitüsü Başkanı Doktor Yalçın Koçak, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Doktor Abdullah Sevim sizler için cevaplıyor. Ters Kutuplar bugün 22.45'te Akit TV'de. saat 4A uydusu frekans 12685 sembol 27.500 polarizasyon yatay TV bu 45 kanal Türkcell TV 59 kanal d Smart 101 kanal kablo TV 65 kanaldan akit TV'yi izleyebilirsiniz Yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Akit TV ekranlarında kayıt dışı tarih programı devam ediyor. Tarihçi yazar Mustafa Armağan hocamızla birlikteyiz. İlk bölümde Sabahattin Ali'nin hayatını e, ve e, nasıl bir cinayete kurban gittiğini konuşmaya çalıştık. Bu arada hocam e, sanatçı Aydın Beyoğlu selamlarını göndermiş. Aleyküm selam. E, Kutlarım çok güzel bir yayın ve konu yanınızda olmak ve Sabahattin Ali şiirlerinden oluşan türküleri çalıp söylemek isterdim. Aa, çok selamlar Ya Bunu organize etsek Gerçekten harika olurdu. Gerçekten çok ya. güzel olurdu. Çok da güzel söyler e, Aydın abi. E, kendisiyle güzel. de uzun yıllar radyoda teşrike mesai'miz vardır. O çok güzel bir türkü programı icra ediyordu. Aslında, e, güzel bir mesaj yani mutlu olduk. E, çok da güzel bir şey. Teşekkür evet. ediyorum. Ee, ama mesela böyle bir programa denk geldiğinde mesela böyle türkü birkaç tane türküyle de yapılabilecek bir tema evet. işlediğimiz bir hafta. tabii İnşallah. Davet, davet edelim. edelim. Şerefle. Eyvallah. Aramızda olsun. Şimdi Yok. sorular denk da var geldim. ama onu sonraya bırakıyoruz. Sevgili izleyiciler. Ama Sabahattin Ali ile ilgili ise onu cevaplandıralım. Yani e, şöyle <laughs> Bu ee, özellikle böyle bir konuya değindiğimiz için tebrik ediyorlar. Ee, konu dışı mesajlar da çok fazla geliyor. Eyvallah. Ee, hocam. Bizim tarafta fazla bu Sabahattin Ali meselesi e, bilinmez, kurcalanmaz. Yani evet. Onlar da bilirler, bunu saklarlar. Dolayısıyla iki taraf da bu meseleye girmemiş olur. Ama biz ilk defa bugün evet. e, böyle bir meselenin kapağını kaldırmış olduk. Şiirin bir adı var mıdır diye sormuş bir izleyicimiz. Yok adı adı yok çünkü yayınlanmamış bir şiir bu. Yani hangi yani, kitaptan okudu hocam diye soruyorlar. Ha, bu benim evet. e, biraz evet. reklam yapmama müsaade edin. Estağfurullah. <laughs> şey, Cumhuriyet yok. efsanelerinde mi? Bu İsmet İnönü Gerçeği diye evet. Ketebe yayınlarından çıkan bu kitabımın içerisinde bir makale evet. olarak bu meseleyi ele aldım. Orada o ben, okumadığım bir kıtanın üç mısra da var. Hı hı. Sadece bir mısra yok. Şöyle göstereyim sadece. <laughs> o sana göstermiş evet. olayım. Üç mısra var, bir, bir mısra. Ben de bulamadım yani. O evet. demek ki bütün. Bu sabahten Ali bu şiiri okuyor. Yanında bulunan hazır bulunanlar bunu not ediyor. Evet. O herhangi bir yerde yayınlama fırsatı bulamıyor. Yani bir başlık Elin, da koymamış şiirine başlık evet. anlaşılan yani okumuş. Ve bu şiirden dolayı da başına tabi bir sürü şey geliyor. Zaten onu Önce korktum, ilk hap, hapisler vesaire o evet. sonra da ve başka. Bu tabii 5816 ile ilgili e, izleyicilerimiz de ya bununla artık yani, hani Türkiye'ye yakışan bir şey mi değil mi bu sorgulanıyor. E, ve rahat bir şekilde tarihi meselelerin ele alınamayışı, <laughs> e, tarihi konuşamamamız bütün ayrıntılarıyla aslında biz de kayıt dışı yazılanı e, konuşmaya çalışıyoruz ama gidip gidip de duvara tosladığımız bir alan var yani o, onun artık herhalde 2021 e, Türkiye'sine e, yakışan bir durum olmadığını herkes artık bu konuya <laughs> kani şüphesiz ee, yani 1951 Türkiye'sine de yakışmıyordu yani bu elbette tabii e, yani ama o dönemde. Menderes'in son derece yanlış ve biraz hissi bir şekilde hı hı. karar verdiği bir e, kanun oldu. Bir... Bunun hataları, bunun doğuracağı sonuçlar kendisine komisyonda ve mecliste ifade edildi. Ve birinci defa meclisten geri döndü bu kanun. Hı hı. Yani gelir gelmez geçmedi. Bizzat Demokrat Partili vekiller buna karşı çıktılar hı hı. E, ve geri döndü. Geri dönünce yani hukuki, hukuk mantığı açısından ölmüş birisinin e, hukuku devlet tarafından bir kişiye mahsus olarak korunamaz. Hı hı. Varisleri onunla ilgili hak şeyde bulunabilirler. Evet, evet. Peki kız kardeşi sağ o tarihte. Hı hı. E, tek varisi o. Fakat bu meselede hukuki olarak başarılı olamayınca Menderes ve buna da bir cevap veremeyince bir Yahudi kökenli e, İsviçreli hukukçu Türkiye'de o tarihte Ankara Üniversitesi'nde hmm. Enz Hirsch diye bu adama gidiyor. Yani siz tecrübeli bir hukukçusunuz. Biz de böyle bir kanun çıkartıyoruz. Yoksa hani bizi CHP köşeye sıkıştırıyor. Çünkü bir taraftan e, heykellere saldırıyor, örgütlüyor. Bir taraftan da sizi e, ezanı ...serbest bıraktınız... işte e, imam Hatip'leri açtınız... ...Kuran kurslarını açtınız... ...bak biz size demiyor muyduk... ...bunlar e, Atatürk'e saldıracaklar... ...heykelleri saldıracaklar... ...layık rejimi yıkacaklar diyorduk... ...bak dediğimiz çıktı... ...şimdi böyle bir açmaza e, yakalanıyor... ...onun için bu işi de bir an önce... ...çıkarmak ve ağızlarını kapatmak istiyor... E, ...adam da diyor ki... ...doğru diyor yani hukuk... ...şey yapmaz... ...ölmüş birisi... Hukuk açısından bir kişi özelliğini kaybeder. Yani son nefesini verdikten sonra artık o e, insan bir kişi vasfını hukuk nazarında kaybeder. O artık varislerini ilgilendiren bir kısımdır. E, bir kısmıdır hukukun. Ama diyor şöyle yapabiliriz. Bugün yaşayan insanlar onu seviyor. Sevenlerin duygularını rencide ediyor diye bir kanun çıkartabiliriz diyor. Kanun böyle çıkmıştır. Hı hı. Ama o zaman ben burada şuna itiraz ediyorum. Bugün kanunu Sultan Süleyman'ı sevenler de var. Fatih Sultan Mehmet'i seven milyonlarca insan da var. Sultan Abdülhamid'i seven milyonlarca insan da var. Eğer hukuk yaşayanlar arasında bir eşitlik tesis ettiği gibi... ...ölenler arasında da bir eşitlik tesis etmesi e, gerekir bunu tesis etmesi için de ya 5816 tamamen kalkar, bütün ölüler aynı duruma gelir ya da sevenleri olan bütün ölmüşlerin aynı kapsama sokulması gerekir. Bediüzzaman Said Nursi de girer, Nazım Hikmet de girer, Sabahattin Ali de girer. Şimdi yaşayanlar arasında nasıl bir eşitlik gözetiyorsa hukuk, ölenler arasında da eşitlik gözetmeli. Evet. Doğru değil mi? Yani bu, bunun mantığı budur. Bir kişiye sen orada şey yapamazsın. Nasıl bugün bir kişi için kanun çıkması hukuk mantığı açısından yanlışsa, e, geçmiş için de aynı şey geçerlidir bence. Evet. E, bu mesele hakikaten ne 1951 Türkiye'sine yakışıyor ne 2021 Türkiye'sine yakışıyor. Böyle bir kanun olamaz ve o zaman da Menderes'e, mecliste... Aynen şu söylenmiş. Bu kanun çıktıktan sonra bir araştırmacı kitabında bir belge yayınladığı zaman ya da bir meseleyi açıkladığı zaman bu açıkladığı mesele nutua aykırı düşerse savcı gider bunu dava açar ve ne olur sen Atatürk'ün nutkunda yazmadığı bir şekilde bu meseleyi anlattın. Bu hangi anlama gelir? Atatürk'ü yalancı çıkarmak anlamına gelir. Atatürk'ü yalancı çıkarmak Atatürk'e alenen hakaret kapsamındadır. <laughs> Dolayısıyla nutukta yazılanın dışında herhangi bir tarih kitabında bir şey yazılıyorsa bunların hepsi 5816'nın kapsamına girer. Evet. Diyorlar ki doğru. Yani isterse bir savcı parmağını dalayarak ki yapmadığı bir şey de değil bu yaşanan bir hadis. Ama burada başka bir mesele daha var. Ee, o da, yani benim yaram olduğu için artık soru açıldı. Madem onu da <laughs> söyleyeyim, bitirelim. Ee, şimdi, geçen gün sosyal medyada bir baktım. Ee, Mustafa Kemal Paşa'nın İstiklal Savaşı sırasında bir konuşma yaparken bir resmini almışlar. Photoshop'ta deforme etmişler. Ciddi bir tonda böyle konuşurken sırıtan, dişleri gö gözüken bir hale getirmişler o resmi. Bu Atatürk'e hakaret değil midir? 5816 bunu korumayacak da neyi koruyacak? Resimlerini korumuyor. Heykellerine saldıranları sen cezalandırıyorsun. Resimlerine saldıranlara bir şey yapmıyorsun. Ne hakkın var gülme diye bir şeyde savaş sırasında ciddi kalpa malpa var. Konuşma yapıyor askerleri komutanlara emir veriyor. Onu sırıtan bir Mustafa Kemal haline getiriyorsun. Bunların hepsine dava açılmalı. Evet. Değil mi? Ya yani ne hakkın var? Resim üzerinde deformasyon yapıyorsun, değişiklik yapıyorsun. Photoshop'ta yani böyle bir şey olabilir mi? Şaka yap şaka yapılacak bir iş mi ya? Devlet adamı ondan sonra bilmem ne yani bir e, madem bu kadar seveni var. O zaman onlar da buna dava açsınlar, buyursunlar. Yani Heykeline saldıranı dava açıyorsun... ...resimlerine saldırana niye açmıyorsun? Şimdi evet. böyle bir takım saçma sapan... E, ...boyutları var. Dolayısıyla işte... ...bugün bir Yılmaz Özdil'e... E, ...bir soruşturma açılmış. E, hı hı. Tweet'i... ...herhalde o tweet'ten şey yapılmış. İnönü ile konuşuyorlar. Ondan sonra... ...orada işte böyle laubali hiç e, onların şeyine yakışırılmayacak. sen atsam ben atsam e, linç edecekleri bir ifade kullanıyor. Yani e, büyük taarruz vesaire geç bunları e, İsmet falan o da kahkahaya gülüyorsun değil mi falan diyor mesela. Şimdi bakın savaşla şeyde bir devlet, iki tane devlet adamıyla dalga geçiriyor burada. Birisi Allah'tan gitmiş şikayet etmiş. Onun üzerine yapılmış. Bunlar eğer kendi başlarına gelirse artık bu meselede Anya'yı Konya'yı anlayacaklar. Yani bence o resim konusunda da bizim Kerami Özdemir Bey ile beraber bir çalışma yapalım. Onunla ilgili de suç duyurusunda bulunalım. bu Paylaşan herkes, yüz binlerce insan paylaşmış. Hı hı. Herkes bu şeyin, davanın bir parçası haline gelebilir biliyor musunuz? Beğenen, rete eden Evet. 100 binlerce insan ve böylece bu e, kanun çöker. Evet. Yani burada garabeti ortaya koymak adına e, hocam bu örneği vermiş oluyor açıkçası e, ve dünyada eşi benzeri olmayan bir e, örnek. Bilmiyorum ne zaman yani Türkiye bu evet. anlamda normalleşir diyelim ve şimdi yeni bir konuya geçelim zaman da yani inanılmaz derecede hızlı geçip gidiyor <laughs> hocam. Evet bu ikinci bölüm yokuş aşağı iniyoruz adeta. Şimdi pek çoğumuz tarafından bilinmeyen bir hadise var tarihimizde. 1943'ün Temmuzunda Van'ın Özal ilçesinde yaşanan bir hadise Muğlalı olayı olarak biliniyor. Ee, yanlışsam hocam düzelt evet. 33 kurşun katliamı diye de isimlendiriliyor. Bu e, o bölgede hayvan kaçakçılığı iddiası e, ile 33 kişinin, bir kişi kaçıyor gerçi, 32 kişinin evet. öldürülmesi olayı işte dönemin 3. Ordu Komutanı Orgeneral Mustafa Muğlalı'nın emriyle gerçekleştiği için de buna Muğlalı olayı deniliyor. Ama neler oldu, neler bitti, neler yaşandı o dönemde biz hocamıza soracağız. Evet. Bize detaylarıyla anlatması lazım. Şimdi bu Muğlalı olayı o yıllarda 1950'lerde de tekrar bir... ...gündeme geldi hı hı. E, 1949 yılına kadar 43 yılından 1900, o olay 43 yılında bu evet. kubuluyor e, Ağustos 1943 19 Ocak 1949 ilk ihbar tarihi altı yıl beş buçuk altı yıl sonra evet. şimdi burada ben şöyle bir özet yapayım bu Van'ın Özalp e, ilçesi. Ondan sonra bu Kazım Özalp'ın ismi verilmiş oraya. Eski Saray ilçesi. İran sınırına yakın bir yer. Burada sığırtmaçlar, sığırları yayarken mecburen sınıra doğru verimli otlaklar var. Evet. Sınıra doğru bir yere e, götürmek zorunda kalıyorlar. O arada bir gün e, İran'dan bir grup silahlı insan geliyor ve 500 tane sığır orada yakalıyorlar bunları kaçırıp İran'a götürüyorlar. Evet. <laughs> Olayın başlangıç noktası bu. Burada bir şikayet ediliyor, işte geliyor asker bir arama yapıyor, işte tahkikat yapıyor, işte neyse. Bunun üzerine kaymakam, jandarma falan. E araştırma e, isteniyor onlardan fakat devlet bununla ilgili ne İran tarafına bir nota veriyor ne de kendisi gidip bunu arayıp e, bulup o sığırları getirip köylüye teslim etme yoluna gidiyor. Şimdi halkın da şimdi 500 sığır zaten köylü bütün sermayesi o. Malca'nın yongası. Adamlar bu sefer ne yapıyorlar? Onlar da silahlanıp gidip <laughs> o İran tarafındaki köyü basıp ya da neredeyse sığırları da geri e, almak için harekete geçiyorlar. E bu şekilde e, gidip karşı tarafa baskın yapıp sığırlarının bir kısmını kurtarıp getiriyorlar. Yani hadise böyle evet. başlıyor. Bu pek bilinmez. Bu anlattığım kısım bizzat adlı bir hoca e, halen sağ kendisi bana özalt açısından yani içeriden bir bilgi olarak bunları aktarmıştı. Şimdi bu arada onlar getirirken e, bizim jandarma yeni bir baskın oluyor karşıdan İran tarafından silahlı adamlar içeriye giriyor diye Harekete geçiyor. Bu sefer bizim köylülerle jandarma arasında bir çatışma oluyor. Bizimkiler sokmak istemiyor. Onlar girmek istiyorlar. Tabii derdini anlatacak bir ortam da yok. Yani yaklaşamıyorlar birbirlerine. Bu şekilde bir çatışma sırasında pek çok hayvan e, ölüyor. E, halk bunun üzerine, tabii olay anlaşılıyor falan ama o hayvanların ölmesi, çatışması, e, üzerine Ankara'ya bir şikayet telgrafı çekiyorlar. İnönü bundan haberdar oluyor oradaki bu çatışma ortamından kaçırma şeyine ve Mustafa Muğla'yı 3. Ordu Komutanı <laughs> halkla kaymakam birbirine girmiş işi hallettiği oraya gönderiyor. Evet. Bölgeye gönderiyor. Şimdi Mustafa Muğla'nın oraya gidişinin sebebi bu. Mustafa Muğla'lı sınır bölünürken İran'da akrabası kalan kim varsa onları tespit ettiriyor. Biliyorsunuz sınır zaman zaman değişmiştir İran'la ilgili. Bunu anlatan Mikail Bayram Hoca'nın babası da İran tarafından Türk tarafına göç etmiş olan bir aile. Yani o oradan gelmişler. Babası da orada. Jandarma geceleyin köye geliyor ışığı yanan evlerdeki erkekleri topluyor. Bu sırada bir asker de izinli olarak köye gelmiş o sırada o asker de yakalanıp götürülüyor. Yer 33 kişiyle birlikte asker de var içerisinde. Şimdi şey tarafı. Öldürülenler arasında. Bunları elleri bağlı bir vaziyette Takorengiz köyünde bir vadiye indiriyorlar sizi yedek asker, ihtiyat askeri yapacağız diye bir gerekçeyle onları götürüyorlar. Ondan sonra o Takorengiz köyünde bir vadiye indiriyorlar. Orada kendileri diyorlar ki sizi infaz edeceğiz. Emir böyle kurşuna dizeceğiz. Bunun üzerine tabi Müslüman ve şey insanlar yalvarıyorlar. Yemin ediyoruz. Bırakın İran'a gidelim ve bir daha burada evimiz, barkımız da olsa geri dönmeyeceğiz, adımımızı atmayacağız. Bizi affedin, canımızı bağışlayın, gidelim, gelmeyelim bir daha. Lazım değil. Yeter ki canımızı bağışlayın. Fakat bu yalvarmalar, yakarmalar fayda etmiyor. E, toplam 33 erkeği elleri bağlı vaziyette. E, kurşuna diyecekleri sırada onlar diyorlar ki bir namaz kılalım Kerekat bari şey yapalım. Orada bir dere varmış. Derede abdest alıyorlar. Namazlarını cemaatle kılıyorlar. Yani bu, bunların hepsi böyle çok şey bilgiler. <laughs> Kitaplarda olmayan bilgiler. Cemaatle kılıyorlar. Serhenk adlı kişi hem ezan okuyor hem de imam oluyor. Sonra onları kurşuna diziyorlar. Şimdi bu hadise 1949 yılına kadar gündeme gelmiyor ama bu 1943 yılı tek parti idaresi 1945 yılının sonlarında Türkiye artık çok partili hayata geçiyor. Önce Milli Kalkınma Partisi Nuri Demirhan partisi kuruluyor. Sonra Ocak 1946'da Demokrat Parti kurulacak. Artık yavaş yavaş hani bir çok sesli bir toplum haline tekrar geleceğiz. Farklı Görüşte gazeteler az bir şey e, çıkmaya başlıyor falan. Bu süreçte bu mesele gündeme geliyor ve Demokrat Partililer de, özellikle o bölgenin Demokrat Parti teşkilatı da bu meselenin e, açılması için Demokrat Parti vekillerine 46 seçimlerinden sonra baskı yapıyor. Bunun üzerine onlar da bu meseleyi, e, gündeme getirmeye çalışıyorlar. 1948 yılında bunu başarıyorlar ve mecliste 49 yılında e, sorumlu olan Mustafa Muğla'lı e, ve öteki sorumlular hakkında Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi'nde dava açılıyor. Ve 15 Mart 1950'de de meclise dönemin İçişleri ve Adalet Bakanı'nın görevlerini kötüye kullandıkları gerekçeli soruşturma açılmasını isteyen bir önerge veriliyor. Yani 43'teki Adalet ve İçişleri Bakanları hakkında soruşturma önergesi veriliyor. Mustafa Muğla'lı emri kendisini verdiğini mahkemede kabul ediyor. Ve 20 Mart 1950 günü henüz daha CHP'nin iktidarındayken, 2 ay sonra seçim yapılacak, 1950 seçimlerinden iki ay önce, 20 yıl ağır hapse mahkum ediliyor. Önce idam cezasına çarptırılıyor. Bakın CHP 43'te niye yapmadın yani, bunu, 45'te niye yapmadın? kişi başı bir sene bile ceza çekmiş olmuyor değil mi? Olmayacak ki daha da. Az evet. 20 yıl böylece CHP o şeyin sorumluluğunu kabul etmiş oluyor ama 43'te yargılamıyor, 45'te yargılamıyor, 47'de en son Demokrat Parti'nin bu artık arkasında duramayacakları bir hale gelen bu meselenin kamuoyunda giderek büyüyen bir dalga halinde üzerine geldiğini görünce çekiyorlar kuyruğunu. Gidiyorlar. Kararın kesinleşmesinden önce hastaneye yatan Mustafa Muğla'lı 11 Aralık 1951'de e, ölüyor ve dosya kapanıyor. Yani hem doğru dürüst bir akli dengesini kaybettiği falan söyleniyor. Hı hı. E, doğru dürüst bir yargılama olmadan işte bu şekilde paçayı kurtarıyor. Şimdi dolayısıyla e, Mustafa Muğla'lı şeyinde mesela diyorlar ki efendim şey bunlar askerle çatışmaya girdi bu çatışma sırasında ateş açıldı ve ateş açılınca bunlar öldü. Bir tanesi de 33 kişiden birisi yaralı bir şekilde İran sınırına öldü zannediyorlar kaçıyor. Zaten o haber veriyor birçok yere. Yani onun üzerinden duyuluyor yavaş yavaş böyle dalga dalga. Fakat 33 köylünün vurulduğu bu çatışmada tek bir askerin dahi burnunun kanamaması şüpheyi davet ediyor. Yani yani yalan bir yerden çıkacak. Şimdi olayın Mustafa Muğladı evet bunu üstlendi ve üstlenmek zorunda kal, bırakıldı. Ama onun e, doğrudan emri değil. Yüksek bir yerden bu emrin geldiğini gösteren bir delil e, olarak şunu söyleyelim. O hadiseden 33 kişinin kurşuna dizildiği hadiseden 2 yıl sonra İnönü e, Van'a geliyor. Herhalde yani işte 46 seçimlerinin öncesi Hı. olması lazım. Van'da işte çok partili hayata geçirmiş. Yanına kimi alıyor? Mustafa Muğla'lı'yı alıyor. Enteresan değil mi? Evet. Yani i̇ki yıl önce böyle bir olaya karışmış bir komutanı yani almayabilirdi. Başka bir şey yapabilirdi. Yani ona sahip çıktığını muhtemelen şey yapıyor ve e, cezaevine atılması gereken, idamla yargılanması gereken birisini sahip çıkıp evet ben onun arkasındayım mesajını vermesi e, çok enteresan ve 1950 Yılında mecliste Mustafa Muğla'lı olayı gündeme gelip de soruşturma açıldığında inönü meclise uğramıyor. Hiçbir şekilde bu şeyle ilgilenmiyor. Kendisi müdahil olmadığını şey yapıyor. meclise Çankırı milletvekili Kenan Çığman kürsüden Mustafa Muğla'lı ile bir tarihte görüştüğünü ve kendisine yukarıdan teşvik gördüğünü belirttiğini söylemiş. Bu zatın da inönü olduğunu açıkça ifade etmişti. Meclis tutanaklarında var bu. Ben görüştüm. bu şekilde ifade vermek zorunda kaldım ama emir bana yukarıdan gelmişti dediğini o Çankırı Milletvekili Kenan Çığman'a söylüyor. Kenan Çığman da mecliste herkesin şeyinde bu soruşturma önergesinin görüşmeleri yapılırken bunu Ölüyor. açıklıyor. Bu da kaydediliyor. Bu da kayda geçiyor. Tutanaklara giriyor. Yani Olay öyle. Evet. E, Ahmet Arif e, meşhur şair. O da sol kökenli bir şair. E, bu 33 kurşun olayı üzerine otu, bir şiir yazıyor. İsmi 33 kurşun. Hı hı. Onu başka şey zannederek insanlar okuyorlar filan ama e, tamamen bu olayı anlatır. Turna sürüsü değil bu. Gökte yıldız burcu değil. 33 kurşunlu yürek, 33 kan pınarı, akmaz gör olmuş bu dağda. Kirvem, hallarımı aynı böyle yaz. Rivayet sanılır belki, gülmemeler değil, domdom kurşunu paramparça ağzımdaki falan diye uzun bir şiir yazıyor. o şiirle ölümsüzleşiyor. Yani bu şey <laughs> yine evet. e, bir şairin eliyle. Enteresan detaylardan getiriliyor. biri de Mustafa Muğlalı'nın İstiklal Mahkemelerinde başkanlık ha. yapmış olması. Biri. Evet. Yani öyle de bir şey var. Menemen vakasında evet. özellikle Menemen vakasını yargılayan mahkemenin başkanı başını askeri mahkemenin başındaki kişi. Ondan sonra kalkıyor. Peki neden böyle? Hani aslında baktığımız zaman vakayı adiyeden diye nitelendirebileceğimiz bir şeye bu kadar şiddet bir e, davranış tutum sergileniyor hocam bu çok garip değil mi yani ne Murat ne olabilir acaba burada maksat amaç gaye e, e. çünkü çok enteresan bir şey yani 33 kişinin kurşuna dizilmesi ne yapmış <laughs> yani bu adamlar sadece İran tarafından kaçırılan <laughs> hayvanlarını. geri almak için geri almak için gidiyorlar tamam bir yanlışlık olabilir net tesis tertibatı var ne bir şey var. Kimseye haber vermeden zaten bir gece gidip alıp sürüp geri geliyorlar. Evet. Geliyorlar. O esnada sınırda devriye atan belki jandarma görüyor. Önce bir durduruyor onları. Sonra belki sabaha karşı böyle bir çatışma yaşanıyor. Evet. Yani bilmiyoruz tabii yani ee, beyaz bayrak falan salladılar mı biz Türk şeyiz biz. Yani o ayrıntılar yok. Ee, Onu mecliste zaman... de yani bu İki kanal... defa mecliste görüşme açılıyor. Yani 1950'nin Mart'ında bir de olay daha sonra tekrar bir şeyler bulunuyor. Yani bir takım deliller ya da mesela 1955-56'larda bir daha açılıyor bu dosya. Hala yani evet. Mullah'da ölüyor ama onunla ilgili mecliste bir karma komisyon teşkil ediliyor, bunun araştırması yapılıyor. 7 milletvekili, 20 Demokrat Parti. 7 CHP milletvekili katıldı. Bu karma komisyon araştırsın deniliyor. Fakat o arada bir af kanunu falan çıkıyor. Yine üstü kapatılıyor. Ama mecliste mesela bu söyleniyor. Yani tutanaklar yayınlandı sevgili seyirciler. BMM GO, girdiğiniz zaman bu 30 Nisan 1958 tarihli kararda da o şey 15 Ağustos 1956 tarihli oturumda bunlar var. Mesela ne diyor? Bu bir faciadır. Buna benzer birçok facialar vardır. Mesela bir jandarma subayının anlattığına göre bir hayvan hırsızlığının faili bulunamadığından köy imha edilmiştir. Bu da başka bir faciayı haber veriyor. Ee, İnönü kendisini çok sıkıştırdıkları zaman 1956'da bu vahim hadise CHP iktidarı zamanında mahkemeye verilerek neticeye bağlanmıştır. Mesele 1950'den beri tekrar tetkik edilmiş ve tahkikat mevzuu bulunamamıştır diyor. Şimdi vahim hadise dediği hadise 1943'te oluyor. 45'te Van'a gidiyor. Cumhurbaşkanının bundan haberdar olmaması mümkün mü? Yani. Koluna takıyor Mustafa Muğla'yı yani. Van'a gidiyor. Yani. Sen 1956'da vahim hadise diyorsun da 45'te o vahim hadiseyi işleyen o katili katili yani. ki mahkum da oldu. E, idamla e, mahkum edildi. E, koluna takıp halkın karşısına kürsüye çıkıyorsun. Yani şimdi bu ne demek? Bunlar affedilecek şeyler değil. Elbette. E, dolayısıyla burada bir e, şey var. Görev aşımı bir ee, yani o bölgede bir tetiş havası yayarak halkın fazla e, bu sınırdan evet. öteye geçme ya da sınır ötesi bir takım ilişkilerini durdurma falan gibi birçok şey olabilir ama burada Mustafa Muhalı cezalandırıldı ama onun üstündekiler genel yani kurmay bu, hani o bölgede tamam işte İkinci Dünya Savaşı sonrası sınırda kaçakçılık inanılmaz derecede artmış. Bunu kontrol altına alalım diye bir göz daha vermek bile olsa neresine bakarsanız bakın bu bir katliamdır ve Türkiye Cumhuriyetine hani tarihine böyle bir evet. şey kaydedilmiş olması fevkalade üzüntü vericidir yani hani e, maalesef ama yaşanmış mı yaşanmış böyle mi mücadele edilmeliydi? A, tabii ki değil. Değil tabii. E, fakat böyle de durumlar olmuş işte. Tek parti döneminin e, karanlık e, günlerinden, olaylarından bir tanesi bu. Bunu ele aldık. Çok bilinmez, çok konuşulmaz. Evet. Sonra yine bu Mustafa Muğla'nın ismi e, çok değişik yerlere de verilmiş. Evet, yani Kış, için kışlalara. Bu da bu. Evet. Yakında kaldırıldı. Hatta bir tanesi hala evet. duruyor galiba. Tam evet. kaldırılmadı e, ee, birçok yere böyle kahraman 2004'te gibi. 2004'te Van'ın özel ilçesindeki jandarma sınır taburunun adına konu. Bir de oraya vermişler. Yani hani <laughs> çok enteresan. Sonra tabii 2011'de bu garabetten dönülmüş Şehit Asubay Kıdemli Başçavuş Erkan Durukan'ın adı veriliyor daha sonra. Enteresan bir şey. Tarihi anekdot bir acayip dönem, bir acayip hadise hakikaten buna da değinmiş olduk şimdi hocam evet. vaktimiz de daralıyor kaç dakika kaldı arkadaşlar 20 dakika 25 dakika <laughs> civarında bir süremiz kaldı bir, bir iki şimdi meseleye iki, daha değinelim soru yoksa evet. bu bir de çok tabi tartışılan Ali Şükrü Bey suikastı var e, Trabzon milletvekili mecliste birinci dönem Trabzon milletvekili Türkiye'nin ilk siyasi suikastlarından biri Evet. Tam manasıyla bu suikast da esasında böyle aydınlatılabilmiş bir vaziyet değil. Ama Ali Şükrü Bey'i bir tanıyalım önce. Yani nasıl bir siyasi figürdü? Ee, Mustafa Kemal'e e, muhalefetiyle esasında evet. isim yapmış. Bu anlamda meşhurlaşmış bir isim. Ve sonra başına gelenler. Şimdi Ali Şükrü Bey'i Trabzonlu, Trabzon milletvekili o şeyde de birinci mecliste Trabzon milletvekili olarak, mebus olarak görev yapıyor. Evet. Ve Tan Tan diye bir gazete çıkarıyor. Sonraki Tan değil. O Ali Şükrü Bey'in 1923'te çıkardığı o Tan gazetesi üzerine de bir kitapta yazılmıştır Ahmet Demirel e, tarafından. E, o gazetede yazdıklarını Gazetede yazılan önemli bahisleri burada e, dile getirmiş ve öldükten sonra da hakkında yazılanları bir araya getirmiştir. Bu gazete, şimdi Türkiye 1922 e, yılından itibaren tek bir parti, e, daha doğrusu şöyle, henüz parti yok hı hı. mecliste. CHP 1923 yılında kurulacak, bakmayın siz 1900 19 yılında Sivas Kongresi'nde kuruldu falan diyorlar da o işin edebiyat kısmı öyle yani bir şey yok. yani Resmi olarak Evet 23. 23 yılında Mustafa Kemal diyor ki ben 9 umde şey yapıyorum. Bunların şeyini sağlayacak bir parti. Halk fırkası kurulması için girişimde bulunacak ama 1923'ün işte Temmuz'una kadar falan parti yok şeyde. Yani birinci meclis partisiz bir meclis. Hı hı. bugün İran mesela partisiz. Evet. Milletvekili tek tek seçiliyor halk tarafından. Öyle enteresan bir yapısı var. Fakat meclisin içinde ister istemez bir gruplaşma oluyor. Bir Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı birinci grup denilen çoğunluk olan grup. ikinci grupta muhalif Grup. bu grubun içinde temayüz eden isimlerden en önemlisi e, Ali Şükrü Bey. Yani Hüseyin Abdi Bey var efendim bir takım eee başka isimler söz konusu ama e, Ali Şükrü Bey burada bu Ateşin rahmetli Kadir Mısıroğlu'nun kitabında gösterelim bunda baskısını bulabilirseniz alın diyelim. Böyle Ateşin mizaçlı ama kendisi binbaşılıktan Bahriye binbaşısı oradan emekli. Gayet mantıklı, gayet e, cesurca muhalefetini yapıyor ve birçok meselede de e, şeyini, tavrını net olarak ortaya koyuyor. Yani kanunlar çıkacağı zaman mesela Lozan hakkında çok ağır eleştirilerde bulunuyor. Bu bizim Ordumuzun kazandığı zaferin bir bedeli değil bu yapılan e, anlaşmalar ya da verilen sözler e, kabul edilen maddeler bizim için hiç e, uygun değil diye bu tenkitlerini sere serpe yapıyor ve hatta bir bir ay kadar önce de Mustafa Kemal ile bir karşı karşıya atışmaları var. Hı hı. Bu atışma sırasında ikisi birbirinin üzerine. Ee, ...yürüyorlar... İkisinde elleri ceplerinde... ...ceplerinde silah var tabi o zaman... ...mecliste... ...birçok asker milletvekili olduğu için... Ee, ...ve bu tartışma o kadar... ...büyüyor ki... ...Mustafa Kemal ona söylüyor... O ...Ali Şükrü cevap veriyor falan... Ee, ...meclis başkan vekili de... ...Ali Fuat Cebesoy... ...diyor ki... ...bir çam vardı... <laughs> ...çanı diyor ortalarına attım o şangır şungur şey yapınca ancak öyle ayrıldılar kavgayı bitirebildim oturumu kapattım yoksa kimse beni duymuyordu diyor. Şimdi bu tenkitler onu bir anda mecliste muhalif cephenin lideri haline getiriyor. Yani ikinci grubun en ateşli hatibi oluyor. Şimdi bu süreç ...şeye kadar devam ediyor. 1920 e, bu arada mesela meni miskirat kanununu çıkartırıyor Yani içki yasağı kanunu çıkarılması için çok e, uğraşıyor, bunu çıkarttırıyor. Efendim e, bir kısım başka meseleleri mecliste gündeme getiriyor. Bu milli mücadele ile ilgili hususlar e, gazetesinde yazıyor. O da var yani gazetesiyle de buna destek veriyor. Dolayısıyla e, meclisin bu öne çıkan ismi birdenbire ortadan kayboluyor. Ne zaman? işte 1923 yılının e, Mart ayında e, Nereye gittiği araştırılıyor. Hı hı. Bulunamıyor bir, bir müddet. Ondan sonra... Bir anda... E, Ali Şükrü Bey'in... Cesedini ara yar, ararken falan... Bir... Çankaya Köşkü'nün civarında... Onun bir şeyi var. Koruma olarak çalıştığı için... Yakında bulunan bir evi var... Ama bir papazın bağı diye bir yer var. Hala Ankara'da varmış onu bilenler biliyor. Hı hı. Onun yakınlarında bir yerde mülazım teğmen diye birisi işte burnuna bir sinek konuyor. O sineği kovuyor bile. Ya diyor bu kış günü diyor soğuk bu sinek ne arıyor burada falan. Güya böyle bir şey yapıyor. Ondan sonra biraz ilerleyip bakıyor ki bir toprağın üzerinde az önceki o çoban meselesi gibi. Evet toprağın üzerinde bir sinek grubu böyle döner ya hı hı. Dedi, dönüyor falan toprakta böyle hafiften yeni kazılmış izlenimi veriyor falan. Ondan sonra koşuyor. Allah'tan onu kendisi açmıyor bir çağırıyor şeyi. çukurda iplerle bağlı ayakları görülüyor. Ondan sonra potinlerinin ne olduğu şey yapıyor falan derken çıkartıyorlar ve Ceset Ali Şükür Bey olduğu anlaşılıyor. Beyaz keten bir torba gibi vücudunun muhtelif yerleri parça parça edilmiş. Çift iple boğulmuş. Sol eli kırılmış. Dili dışarıya fırlamış. Sıkık sağ avucunda sandalyenin hasırları kalmış. Boğulduğu sırada bir sandalyeye oturuyormuş. Hasır sandalyeler oluyor ya bu evet. kahvelerde böyle evet. şeyler. Onu sıkmış onun sandalyenin hasırları elinde ölünce de eli Açılamamış yani o elinde kilitli kalmış. Bunun üzerine birdenbire Topal Osman'ın kapanıp kaldığı yeri 500 mesafe, metre mesafede bir yer olduğu şey yapıyor. Birdenbire herkesin aklına bunu Topal Osman'ın öldürdüğü fikri geliyor. Enteresan bir şekilde yani bir evet. konsensus. Sanki o zamana kadar bulunana kadar ki günlerde akla gelmeyen Topal Osman o anda akla geliyor. Bunun üzerine Topal Osman'ın üzerine bir birlik sevk ediliyor, onun bulunduğu işte çiftlik evi her neyse etrafı çevriliyor, ee, çevrilecekken Topal Osman birdenbire Çankaya Köşküne doğru hücuma geçiyor. Çankaya Köşküne doğru hücuma geçince bu sefer e, Köşkte bulunan işte Mustafa Kemal Paşa, işte Latife Hanım, baldızları falan da varmış orada. Onlarla beraber hatta bir şeyden kaçırıyorlar oradan. istasyona getiriyorlar eski istasyon binasına. Topal Osman girdiğinde evde hiç kimseyi göremiyor. Yani giriyor silahlı adamlarıyla birlikte eve giriyor. Ve Evde kimseyi göremeyince hırsından evi tarumar ediyor Çankaya Köşkü'nü. Kırıyor, döküyor. Hatta Latife Hanım'ın gardırobunu buluyor. gardrobun içinde elbiseleri böyle bıçakla doğuruyor, kesiyor falan. Yani böyle bir evet. şeyde. Bu niye buraya saldırdı? Niye kendisini müdafaa etmek varken... Çankaya Köşkü'ne hücum etti ve niye içeride bu tahribatı yaptı? Bunların hepsi bir soru işareti. Ondan sonra ikinci kısım geliyor. Bu sefer etrafı çevriliyor. Teslim olması isteniyor. Olmuyor. İşte on adamlarıyla birlikte o uşaklar dediği uşaklarla kendisini müdafaa ediyor. Şimdi e, bunların toplasanız herhalde sayıları 20-30 kişi filandır yani Evet. Bütün o laz uşakları dediklerimiz. Hadi 50 kişi olsun, 100 kişi olsun yani. Şimdi karşınızda bir ordu var. E, bu kadar önemli bir meseleyi aydınlatmak dururken neticede bunların elinde sonsuz cephane yok. Biteceğini yani, ve en sonunda çatışma teslim, devam ederse evet. öleceklerini biliyorlar yani. Teslim olacağını beklemek yerine hı hı. bunlar çatışmaya devam ediyor ve o 12 uşağıyla birlikte Topal Osman da öldürülüyor. Bu çatışmalarda yani teslim olması beklenmeden bu da yapılıyor. Yani konuşamıyor. Niye bunu yaptığını, yaptıysa neden yaptığını anlatamadan ne kendisi ne adamları böyle bir imkan bulamıyorlar. Dolayısıyla ne oldu? Ali Şükrü şehit edildi onu öldürdüğü e, söylenen güya işte ona kızıyormuş da ya e, halbuki dostlukları da var aralarında. Yani dostlukları var ki hı hı. gelip Ali Şükrü'yü evinden alıyor. Gel e, gidelim bir çay içelim falan diyor. Yani böyle şey değil. Yani düşmanlığı olan bir adam falan değil. Bunun üzerine eve götürüyor. Evde beraber tabii bu hiç mert diye yakışan bir şey değil. Yani bir e, e, şey Kahve içerken arkadan bir adamı boynuna ipi atıyor ve o şekilde boğarak e, öldürüyor. E, burada İsmail Hakkı tekçe Topal Osman'ı öldürüyor. Topal Osman Ali Şükrü'yü öldürüyor. Ve e, Topal Osman da öldürüldükten sonra kafası kesilerek ayağından meclisin önüne asılıyor. Hı. Bir de böyle bir hadise var. Şimdi tabii bütün bunlar bu meclisin, birinci meclisin son günleri. Artık meclis bazı gelişmelere muharefet ediyor, tepki veriyor. Bu gidiş, diktatörlüğe doğru bir gidiş var. Bunu kabul etmeyiz diyor bu meclis, gazi meclis. Nereden nereye getirdik memleketi? Diyerek bu muhalefet, bir taraftan artarken bir taraftan da Ali Şükrü Bey cinayeti gibi bir cinayet yaşanıyor ve birinci meclis fiilen Ali Şükrü Bey'in öldürülmesiyle bitiyor aslında. Ondan sonra zaten doğru dürüst kimsede bir şey kalmıyor yani. Hı hı. Mecliste yapılacak bir iş de kalmıyor büyük ölçüde. Zaten meclis feshedip yeni dönem başlayacak. 1923'te yapılacak olan seçimle artık ikinci meclis ve Cumhuriyet Meclisi olacak. Cumhuriyeti kuran meclis o zaman kurulacak. Şimdi dolayısıyla bu şeyde Topal Osman'ın ah nametler beni gafil avladınız diye o bağırıp çağırarak Çankaya Köşkü'nü basması ve orada teslim olması bir şekilde sağlanıp mahkemede neden bunu yaptığını itiraf etmesi beklenecekken onun da öldürülmüş olması bu meseleyi de az önceki Muğla'lı olayı gibi evet. şaibeli bir şekilde bırakıyor ve bu meselenin üzerine rahmetli Kadir Mısıroğlu bu kitabıyla e, gidene kadar da neredeyse 1950'li yıllarda biraz gazetelerde falan bizim Sinan Omur Hür Adam gazetesinde bunu gündeme getiriyor falan ama asıl şey budur yani bu kitapla kamuoyuna mal olacak daha sonra akademik çalışmalar falan da çıkacak rahmetli bu arada ona da bir rahmet gitmiş olsun Ahmet Kekeç bu meseleyle ilgilenmişti Allah rahmet. Eylesin. oturdu bir derleme yaptı Ali Şükrü Bey cinayeti diye inşallah yeniden basılır böyle bir hadise var bu hadiseyi de izleyicilerimize paylaşmış olduk ama tek hadise değil yani 1925'te mesela Deli Halit Paşa cinayeti var yani o biz, bizzat meclisin içerisinde olan bir hadise bu sefer. Hani bu dışarıda meclisin içinde vuruluyor. Vuran ben vurdum diyor. Kelari ben vurdum diyor. Ee, fakat savcı takipsizlik veriyor. Evet. Ben yani, boğuşurken benim tabancamdan ateşlendi diyor. Ee, vurdum savcı takipsizlik veriyor ve takipsizlik verdiği e, Ali Çetinkaya ya da Kel Ali, çok enteresan Doğru Beyciğim. 1925 yılında mecliste bu kahraman insanı vücudunda 9 tane kurşun yarası olan böyle gözünü budaktan esirgemeyen Deli Halit Paşa'yı vuran e, Ali Çetinkaya ben katilim, ben öldürdüm, benim tabancam dan ateşlendi dediği halde tutuklanmayan e, Ali Çetinkaya 1926 yılında İstiklal Mahkemesi başkanı oluyor. Evet. Ve bizim alnı ak e, Kazım Karabekir Paşa gibi paşaları yargılayan, idamla yargılayan mahkemenin başkanı oluyor. Fazla sözü hajetmek. Evet, yani. Evet. Nasıl bir dönemmiş. Yordum Herkes artık. Takvi Sevgili için. izleyicilerimiz de. Şimdi hocam, e, tabii bir 3-4 dakikamız kaldı. Hemen ben şöyle bir bakacağım. Çok derin e, cevabı olan sorular da soruyor bazen izleyicilerimiz. Ama bizim bu kadar çok vaktimiz yok. Mesela e, Gazi Mustafa Kemal ile İsmet İnönü arası niçin bozuldu? Niçin paradan, devlet dairelerinden resmini kaldırdı gibi bir soru geldi. Bunu bir gün İsmet İnönü programı yaparsak... Çok uzun cevabı var. Yani. Orada <laughs> o bu... <laughs> Önemli bir mesele. Evet. Yani 37-38 arasındaki bu aradaki şey çünkü İsmet İnönü hatıralarında bir de Mustafa Kemal'i suçlar. Hı hı. Yani mesela şöyle bir ifadesi var. Kararlar içki sofrasında alınıyordu. Biz o kararları sabahleyin değiştiriyorduk der. Bakın hı. orada karar veriliyor. Hemen yazılıyor. Sabahleyin ben onları değiştiririm o işleri bana emanet etmişti ama sonradan artık bana da güveni kalmadı. Gece o sofrada ne söyleniyorsa bunlar uygulanmaya başlandı. Ben buna karşı çıktım. Bu yüzden aramızda sorunlar oldu der. Bilmem ne der. Yani İsmet İnönü'nün Hatıratı aslında dikkatle okunduğunda tam bir hatırat da değil. Gerçi çok yıllar sonra yazdı ama bu Mustafa Kemal'e yönelik çok enteresan bir takım tenkitler yönetmiştir orada. Hani biz eskiden böyle değildik. Ondan sonra böyle olduk. Yani mesela e, çiftlikleri e, devlete satmak istediğinden bahseder. Hı hı. Sabah Kemal'in. Zarar eden çiftlikleri. Paşam, sen zarar edenleri satıyorsun, kar edenleri satmıyorsun. Bu yakışır mı size? Hepsini ver. Hepsini devlet. Devlete. Yoksa o çiftlikler senin değil der. Bakın aynen hatıratında. Askerler gitti çalıştı orada. Senin paralı tuttuğun adamlar değildi ki. O çiftlikler zaten devletin. Bakın anlatılanın ne kadar evet. dışında bir yorum getiriyor. Bunu getiren de İsmet İnönü. işte evet. bakın. Şey de, e, kitabı da satılıyor piyasada. Onun için o meseleyi burada hiç girmeyelim. Bu kadarını söylemiş olalım. Bir gün İsmet Not İnönü programı bana. onun ölüm yıl dönümü olur bir şey olur. Orada detaylı bir şekilde inceleyelim. Bakıyorum i̇nşallah. Ee, Ali Şükrü Bey ile Enver Paşa arasında bir rabıta var mıdır? Yoksa Ali Şükrü Bey Sayit Nursi'ye daha mı yakındır diye bir soru gelmiş Murat Akdağ tarafından. Ee, yani ...tandans olarak e, içki çünkü meni Müskilat kanunu çıkarması ve düz zaman Sayit Nursi de Yeşilay cemiyeti e, işte üyesi ve orada şey yapmış. Yani o bakımdan aralarında. Belki bu şekilde bir yakınlık olur ama ben müşahhas olarak bir görüşükleri yahut beraber şey belki o 1922 sonlarında geldikten sonra Ankara'ya geldikten sonra 22 sonlarıyla 23 başlarında o birkaç ay içinde eğer bir görüşmeleri olmuşsa şimdi onu hafızamda tam toparlayamadım. O dönemde belki görüşmüşlerdir ama onun dışında görüşme ihtimalleri de yok bildiğim kadarıyla. Evet, bu arada gelecek programda 31 Mart olayları Yakup Oruk Simav'dan evet. yazmış. Biz de gündemimize aldık evet, onu, onu konuşacağız inşallah. Yani çok enteresan yeni bir hatırat da yayınlandı. Evet. Bir, i̇ki hatırat yayınlandı. Bir yabancı gezgin o sırada bir kadın geliyor ve olayları görüyor ve objektif bir şekilde yazıyor. İkincisi de bir muhalif İttihatçılara muhalif bir adamın hatıratı yeni yayınlandı. Evet. Ee, o hatırat, iki hatıratı yan yana koyup hadisenin e, iç yüzünü inşallah gelecek hafta i̇nşallah. Yani açıklayacağız. Gelecek hafta da muhakkak takip ediniz. Bu arada Kayıt Dışı Tarih programını YouTube üzerinden tekrar tekrar da izleyebilirsiniz. Yani bir şeyi kitapta öyledir ya bir sonraki okuyuşunda farklı noktaları da e, yakalarsın. Bu programda da evet, evet. öyle yani bazı şimdi çok fazla isim olunca Bazen belki kaçırılabiliyor ama tekrar bir sağlaması yapıldığı zaman daha oturuyor bu sefer. Evet ikinci denir, zihinde. E, izleyişte akılda evet, daha yani pekişerek kalıyor. Şeyden e, YouTube üzerinden, e, AKİ TV'nin kanalından yayınlanıyor YouTube e, kanalından, sayfasından. Oradan izleyebilirsiniz. Geçmiş programları da yine aynı şekilde takip edebilirsiniz. E, konuşulacak çok şey var hakikaten. Yani konu bitmiyor e, tarihte çünkü... E, bu cinayetler gibi daha karanlık kalmış. O programın ismi zaten o yüzden kayıt tarih. Yani <laughs> kaydedilmemiş. Ha, yani başkalarının... Ama çok fazla iz düşümü hmm. olan e, ispatlar, deliller bırakılmış o kadar çok hadise var ki bütün bunları değerlendirmeye çalışıyorum. Ben hayat boyunca yani tarih yazmaya başladığım dönemde dedim ki başkasının anlattığı bir Meseleyi başkasının kurduğu bir cümleyi sen kurma, hı hı. çünkü o zaten kurulmuş ve söylenebilmiş olan bir şey. Sen onların söyleyemediği, kuramadığı bir cümle kurabiliyorsan kur. Onun için bu programda da, kitaplarımda da, konferanslarımda da hep böyle farklı bir şeyler bulmaya, yani başka türlü ben tatmin olmuyorum. Yani evet. zihnim, zekam öyle e, şey yaptı. Dolayısıyla sürekli sorgulamalar yaparak ilerliyorum ki bu ancak bu şekilde bir mesafe alınabiliyor tarihte. Yoksa hani eskileri tekrarlayacaksan çok kolay açarsın. Üç tane kitap onlardan nakledersin ama onun bir kıymeti yok. Evet. Yani tekrarlamanın dışında. Ve herkesin yok. ulaşabileceği bir şey oluyor aslında. Evet. Yani ee, Yine devam edelim. Birkaç dakikamız daha varmış. Sevgili yönetmenim söyledi. Şimdi <laughs> Bu Muğla'lı 33, PKK otobüs baskını 33, Başbağlar 33, Sivas ha. 33, başka 33'ler var mı acep demiş. Selamlarını göndermiş. Size çok ha. selam var bu arada. Her birini aktaramıyorum. Bazıları isimli, <laughs> bazıları isimsiz. Sevgili selam beni beyeceğim. bağışlasınlar. Benden de gönül dolusu selamlar. Yani burada evet. onlara tek tek selam yollayamıyoruz ama burada çıkıp konuşmamız da bir selamdır. E, dua etsinler. Hakikaten inşallah güzel şeyler Yapacağız bir evet, yayın evi kuruyoruz. Koşka evet, bu tebrikler de geliyor. onunla alakalı. Yapacağız. Hayırlı olsun diyelim. Allah razı olsun. Biz de, şimdiden nice nice faydalı eserlere imza atılır inşallah diyelim hocam. İnşallah. Ee, bu Muğlalının ismi Muğlada da CHP'li belediye tarafından çoğu yere verilmiş bir Cadde, bir caddeye verilmişti en son. Pek çok şeye verilmiş yani hmm. Cadde, park. Bahçe artık... ya yani bu nasıl bir şey? Yani, şimdi bizzat CHP döneminde yargılanıp hapse atılmış ve hapiste ölmüş. E, üzerinde mahkumiyet, 20 yıl mahkumiyet olan aslında idamla e, birisinin ismini hala nasıl verebiliyorlar? Nasıl kalabiliyor orada? E, yani şimdi Mustafa Sabri Efendi'nin, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin Tokat'ta bir İmam Hatip ismi verilmişti. Evet. Ne oldu? Bir tantana çıkarttı da işte bir takım lüzumsuz adamlar tabelayı indirttiler. Peki Mustafa Buğdalı ne? Yani Menemen'de o kadar insanı işte asan bilmem işte 33 tane burada insanın hayatına mal olacak bir cinayeti ben işledim diyen bu emri ben verdim diyen, yani verip vermediği ayrı bir mesele ama bunu üstlenmiş bir zat kendisi. Mahkemede kabul etmiş, idam mahkumu. E böyle bir insanın isminin verilmesi karşısında neden sessiz kalınıyor, neden İçişleri Bakanlığı bir şey yapmıyor, neden e, bu kadar e, pasifiz bunun da sorgulamasını kendi adımıza yapmamız lazım. Evet. E, hocam e, teşekkür ediyoruz. Artık gelecek hafta özellikle çok merakla bekliyoruz diye mesajlar da çoğaldı. Evet bugün, bugün yoğun mesela. bir ilgi de var. Teşekkür bir ediyorum. Var. E, programımızı kısıtlamanın bereketi <laughs> midir yani programa <laughs> bilmiyorum ama evet. şaka bir yana. Ama yine... konu da mühimdi yani. onu da tabii. Bir de şimdi tarihte evet. şöyle bir şey var. Şimdi sağlık konu olsa konumuz hocam işte elma yemek faydalı mı zararlı mı falan hani bunun bir iki cümledir yani cevabı ama şimdi tarih olunca oho onun önce bir girizgahını yapmanız lazım evet, karakterleri evet, evet. bir tanımak lazım hadise nasıl, nereden başlıyor nereye gidiyor hani biz bazen kısa soru kısa cevap diyoruz ama olmuyor yani bunun en az işte 10 dakika 15 dakika belki birinin cevabı şimdi hakikaten dediğin gibi konu da başka bir yere kayabiliyor 2 e, saat de bizim programımız için çok öyle uzun bir zaman değil aslında kısa bir zaman. Yani yine fena değil ama tabii yani. E, şimdi mesela bugün diyelim ki bir e, Kılıçdaroğlu şöyle yapmış. işte şu, onun cevabı şudur diyebiliyorsun mesela. Evet. Ama şimdi Kılıçdaroğlu kimdir diye açıklama yapmak ihtiyacı Gelip, duymuyorsun. Evet, aynen öyle. Olayı da biliyorsunuz. Aynen. Yani olay da bilinen bir olay. Aynen. Ya aslında şöyle olmuştu da anlatmıyoruz ama şimdi tarihte <laughs> Her şeyi yeniden inşa ediyorsun evet. yani zihinde tam ilk kez böyle bir e, e, dur şekillensin yan, bir diye. bir şeyler öğreneyim ya da bir şeyleri merak edeyim ki bizim programımız hakikaten belli başlı konular konusunda e, izleyiciye bir merak sunar. Zaten e, fazlası ve geri kalanı sevgili izleyicilerimize düşüyor. Evet, Kitaplar gösteriyoruz böyle evet. yani onları okuyun diye. Yani o, o araştırmayı artık siz kendiniz yapacaksınız ki daha çok pekişecek bu. Buradan bir şeyle, Eyvallah. merakla. Hocam süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Na, Sağ olun, nasıl geçti alalım. habersiz o güzelim dakikalarını <laughs> evet. diyeyim. Ben Öyle teşekkür ediyorum. Evreyim. Senin de ağzına sağlık. sağlık. Hayırlı akşamlar efendim. Bütün ekibimize de çok teşekkür ediyoruz. Başta Tayfun kardeşimiz olmak üzere bu akşam bize çok emeği geçti. Zeyt Gümüş'e e, ve bütün arkadaşlara. Haftaya inşallah yeniden görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.